herkese Barcelona'dan günaydın. Barcelona ikimiz hafta uzun bir hafta sonu geldik. Dün cumaydı, dün geldik. Dün birazcık bir şeyler çektim ama çok böyle detaylı çekemedim. Asıl bugün başlatmak istedim vlog'u. Christmas hediyesi, yani yılbaşı Noel hediyesi olarak almıştı Barcelona'ya gelmemizi. Benim gerçekten Barcelona, kaç kere Barcelona dedim bilmiyorum. Burası Avrupa'da en sevdiğim şehirlerden biri gerçekten. Kültürü olsun, yemeği olsun, sahilde oluşu olsun özellikle. O yüzden yapacak çok fazla şey var. Şimdi sabah erken, saat cumartesi günü 8:40 geçiyor. O yüzden özellikle İspanyollar genellikle bu saatlerde sabah dışarı çıkmıyorlar. Benim de o zaman en sevdiğim saatler oluyor. Çünkü sokaklar bomboş, sessiz ve size kalmış oluyor. Şimdi de kahvaltıya gidiyoruz. Federal diye Avustralya'dan esinlenmiş bir kafe. Birçok kişinin önerdiği bir kafeydi. Orada kahvaltı yapacağız. Barcelona'ya gelmeyi istememin nedeninin %80'i bu yemek marketi. İnanılmaz güzel, inanılmaz büyük. Çok 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 güzel. Her türlü yemek var, meyveler. Fruit as well. Böyle börekler, Christian. Börekler. Etler. Her şey var. Gazi'nin evini gördük. Evlerinden biri yani. Kazı Batlo olanı. Ve şu anda neden böyle bir yerdesin diyorsanız. Tam yanında böyle bir şey vardı. Mağaza vardı. Biz de dedik ki içine girmek ve arkasını görmeye çalışmak yerine bu mağazaya girelim. Bu mağazanın camından bakalım ve gerçekten buradan da görünüyor. Şuradan bakınca gözü daha iyi görünüyor kameradansa ama burası. Görüyor musunuz? Aşağıya da bakabiliyorsunuz. Havuz var. Aşağıda da iki tane. Şimdi buranın yine popüler yemeklerinden birini söyledik. Şey yapacağız. Şimdi Sagrada La Familia'ya gidiyoruz. Buradaki ünlü katedrale. Ama ondan önce sıcak çikolata gibi
yani sıcak çikolata, üstüne krema. Bir de bu bisküvilerle yiyorlar genellikle onları. Onu deneyeceğiz. Şimdi gelmeden önce görmüştük. Kışında zaten tatlı şeyleri çok seviyor. O yüzden bunu yememiz için yani yaklaşık yarım saattir buraya gelelim, buraya gelelim, buraya gelelim diyor. Geldik. Okay, go for it. Is it like real chocolate? Yeah, I think so. Oh my god. Good. Gerçekten lezzetliydi. Hepsini yedik ama bayağı çikolata yani çikolata ağırdı. Şimdi Sagrada La Familia'ya gideceğiz. Büyük katedrali. Onu bayağı görmek için heyecanlıyım. Sagrada La Familia'yı gezdik. Şimdi de sahile geldik. Sahilde yürüyoruz. Böyle bilmiyorum, denizin kenarında olmak İzmir'den mi kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şehirde böyle bir yer olması gerçekten gerçekten çok güzel. Deniz kenarında çok çok tatlı bir yere geldik. İsmi Baraka. Böyle şimdi ortaya küçük küçük tapaslar söyledik. Deniz de burada, deniz kenarından yemek yiyoruz. Ben hiç... No, this one. Small one. Ben hayatımda hiç motora binmedim. Şimdi misalinin oradan yürüdük. Bu motorlar kiralanıyormuş. Çok az bir yol olarak bu motora binelim dedi Christian. Yani yaklaşık 3 gündür söylüyor. 3 gündür değil de geldiğimizden beri söylüyor, dünden beri. Kısa bir yolda yavaşçacık ilk defa motora bineceğim. Evet, maalesef binemiyoruz. Çünkü böyle şeylere binmek için ehliyetinizin olması gerekiyor. O yüzden şimdi benim geçmiş ehliyetimin fotoğrafını koyduk. Ama tarihi bitti benim de ehliyetimin. O yüzden bakalım ne diyecekler. Barcelona'ya gelmeden önce videolar izliyordum gidecek yerlerle ilgili ve burası sürekli bahsedilen bir yerde Hoffman Pastanesi. Burada içine mascarpone'la kruvasan yapıyorlarmış. Bakalım şimdi. I think this is it. Bugün bitmiş. Üzüldüm. Başka bir alternatif bulduk. Böyle tatlı bir kafeye geldik. Çok güzel. Burada da inanılmaz inanılmaz kukiler var. Ben ama mascarpone bombası aldım çünkü mascarpone'lu bir şey yemek istiyordum. Kruvasanda. They have a matcha cookie as well. Çok güzel, çok değişik kukileri var. Bir de galiba burası thank you. Cinnamon banlarıyla ünlü. Çünkü bayağı cinnamon bun var. Şimdi çıkarken gösteririm. Öyle kendi, aynen cinnamon roll tişörtleri var. Yeah. Böyle cinnamon banları var. İnanılmaz görünüyor. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Mascarpone bombası. Kesemiyorum. Oh my god. It's all cheese. It's like, it's tamamen peynir. Londra'ya 100 kilo dönme projeleri. Bu çok güzel. Bugün Barcelona'da ikinci full günümüz ve son aslında full günümüz. Bugün Gaudi'nin parkına gidiyoruz. Park Güell'e gidiyoruz. Benim bu dünyada en sevdiğim yerlerden biri olabilir. Abartmıyorum. Gerçekten oradaki hem park olması hem böyle renkli renkli olması çok güzel.
Bir de bunun biletlerini bu arada önceden almıştım. Yani o kadar böyle emindim gitmek istediğimi ve sıra beklemek istemediğimi. O yüzden şimdi kahvaltımızı yaptık. Kahve alıp metroya bineceğiz. Ve şehrin kuzeyine Park Güell'e gideceğiz. Hey, I heard you want to leave this place. But we grew up this old town. Just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide. When we were kids so we could see and hear the water run. Şimdi Park Güell'e gidecek. Otobüse bindik. Bütün yol boyunca, yani metro yolculuğu boyunca kahve almıştık. Kahvemi sakladım çünkü cookie aldık. Şimdi cookie yiyeceğim. Kışın bütün kahvesini bitirdi ama ben birlikte isteyeceğim. Looks like we packed it ourselves. What? So much sugar. Şimdi parka geldik. İçeri girdik. Arkada çok güzel Gaudi'nin eserleri var. Aynı zamanda böyle etrafta adına birazcık açıkçası kafamız karıştı. Çünkü biletli girebileceğiniz yer var, biletsiz var. Böyle hiçbir şey tam net değil. Ama galiba şu anda girmemiz gereken yere girdik. Burada gezeceğiz şimdi. Şimdi birazcık dinlenmeye oturduk yine parkta. Park yani eski geçmişte hatırladığımdan bile çok daha güzel, renkleri olsun, yaratıcılığı olsun. Şimdi böyle bir kahve gibi bir yerde oturduk. Etrafımızdaki manzara da böyle bir balkon gibi bir yer. Evet, şimdi burada birazcık dinlenip gezimize devam edeceğiz. Parktan çıktık. Şehrin daha güneyine geldik. Şimdi gotik şehrin gotik bölgesinde dolaşıyoruz ve her yer böyle labirent gibi, yani ince ince sokaklar var. Buralardan yürüyoruz. Ama galiba bugün pazar olduğu için birçok yer kapalı. O yüzden böyle birazcık daha sakin buralar ama yine de sokakların kendisi inanılmaz tatlı. Şurası falan çok güzel. Dün yiyemediğimiz, içinde mascarpone olan kruvasanı şu anda bulmaya çalışıyoruz. İnşallah bugün kalmıştır. Bugün de sadece 2.30'a kadar açık. Şu anda da saat 1.30. Bakalım belki yetişiriz. Çok merak ediyorum. Yani bu kadar biten bir şeyse kesin güzeldir diye tahmin ediyorum ama bakmak gerekiyor. Hadi bakalım. İkinci tur, ikinci şans. They have the... Hold on. Really? Ne kurasalmış ya. Yine yok. Yine bitmiş. Şaka gibi. Yarın sabah 9'da açılıyorlarmış. Çok artık gerçekten sırf meraktan yarın sabah tekrar geleceğim. Are we gonna come back tomorrow at 9 AM? Kurasan yemiyorsak tapas yeriz. Şimdi çok popüler bir tapas restoranı var. Oraya gitmeye çalışacağız. Orada oturacak yer varsa orada oturacağız. Yoksa onun yanında başka bir tane yine tavsiye edilen bir yer var. Oraya gideceğiz. Burada şanslı olduk. Gelir gelmez önümüzdeki kişiden kalktı. Biz oturduk. Çok küçücük bir yer. Yiyeceklerimizi söyledik. Böyle herkes barın etrafına oturuyor. Çok şeker. Çok keyifliydi yemek. Şimdi de birazcık sahile geldik. Şu anda ayın Ocak olup neredeyse bunun fazla gelmesine ve güneşte sahilde yürümeme herhalde şu an daha mutlu olamazdım. Çok güzel. Aynı zamanda başka bir mutluluk nedeni Zoom ajansından, yani buraya gelmeden önce birkaç tane influencer simit sarayına davet etmiştim. Orada işte gelsinler, kahvaltı deneyimlesinler diye. Bir de ben orada olmayınca şimdi storyleri görünce gerçekten çok güzel storyler oluyor. Çok güzel kahvaltımızı tanıtıyorlar. Bence Türk kahvaltısı bu dünyada olan en güzel ve en zengin kahvaltı. Öyle. Yani iki mutluluk kaynağı.
havaya resmen nazar değdirdik. Demin aşırı bir yerden yağmur yağmaya başladı ve bütün güneş gitti. Biz de Barcelona'da sahilin sonunda W Hotel var, oraya sığındık. Yani herhalde şehrin en böyle tanınmış otellerinden biri. Çünkü sahilde tek başına bir gökdelen duruyor. Ama şimdi orada çay içiyoruz. Manzara da bu şekilde. Dediğim gibi yağmur yağdı çok. Burada da deniz sahil var. Güzel tatlı bir yer. Herkese günaydın. Barcelona'da son 3 saatimiz. Son 3 saatimizde ne yapıyoruz? İki kere gittiğimiz kurasanı biten yere kurasan almaya gidiyoruz. Çünkü gerekli. Yani bir kurasan ne kadar güzel olabilir de iki gün üst üste biter. Veya iki gün üst üste ikinci gün günün ortasında biter. Şu an yarım saat önce açıldı orası. Bugün de bittiyse eğer söyleyeceğim hiçbir şey yok. Hiç kimse gidip oradan kurasan yemesin. Yani çok şaşırırım gerçekten. Ama neyse şimdi oraya gidiyoruz. Ondan sonra onu alacağız. Sonra kahvaltıya bir yere gideceğiz. Ama elimize bulunsun yani. Alalım. Başka oraya gelenlerle yarışmaca. Hadi bakalım. Aa, var galiba şimdi. Bu sefer var. Normalde burası hep boş oluyordu. Başarı. İki kruvasan aldık sonunda. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra kahveyle yiyeceğiz. Çok merak ediyorum. Neden bu kadar popüler? Sırf meraktan. Yani ilk başta böyle belki güzel olur demiştim ama iki seferde de gidince üst üste kapalıken merak ettim. Bu arada burası galiba benim Barcelona'da en sevdiğim cadde. Bu Born mahallesinde. Çok çok güzel. Şurası. Sağlı sollu evler. Bilmiyorum. I think coffee's cold. Güzel ama böyle 3 gün sold out olacak kadar güzel değil. Gelirsiniz, eğer varsa dinersiniz. Yoksa bizim gibi 3 gün peşinden koşmaya gerek yok bence. Dönüş zamanı, çantalarımız ve biz şimdi havalimanına giden otobüse bineceğiz. Şimdi havalimanına geldik, gecikeceğiz diye bayağı korktuk ama uçakta tam 15 dakika gecikme var. Tam bizim ihtiyacımız olan şey. Suyumuzu aldık. Hep böyle uçakta 1,5 litre en azından su almaya dikkat ediyorum. Cildim ve genellikle hava kuruluğu için. Öyle şimdi de yavaştan uçağa binip Londra'mıza geri döneceğiz.